aldığım bir tane kot var. Bu çok uygun bir kot. Yani 30 liraya kot düşünün. Yani 44 ile 42 arası giyiyorum şu anda. Hem de gene geniş paça. Bu Sevda ne oluyor böyle ya? 3 tane geniş paçalı. O kadar güzel kot ceketler vardı ki. Keşke o zaman alsaydım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerde çarşamba. Ben de giyindim, hazırlandım. Bugün çarşamba olduğu için pazara gideceğiz. Beylikdüzü pazarına. Çekebilirsem orada çekerim. Zaten bu bir iki günlük vlog olacak. Ve biliyorsunuz ki ben diyetteyim. Zaten daha önceki vlog videomda, market videosunda söylemiştim. O yüzden şimdi sabah akşam ne yediğimi onu sizinle paylaşacağım. Ve pazarda ne aldığımı onu da paylaşacağım. Geçen gün gitmiştim alışveriş merkezinde. Orada çekim yapmadım çünkü bayağı bir kalabalık. Ama aldıklarımı sizinle tabii ki paylaşacağım. Kendime ne aldığımı. Çocukları da bir sürü birkaç kıyafet aldım. Şimdi ben hazırlanırken siz de kahvaltıda ne yediğimi onu görün. O zaman iyi seyirler. Size de bir örnek olsun diye iki günlük vloglayacağım sabah akşam ne yediğimi. Şimdi başlıyoruz. Tereyağlı yumurta, kabak, beyaz tam yağlı beyaz peynir var, 4 zeytin ve füme yiyorum ben. Hindi füme bu sefer aldım ve hazırlandım. Saçımı hafif böyle kuruttum, çok kurutmadım. Hafif böyle nemli. Zaten dışarı sıcak olduğu için fazla kurutmaya gerek yok dedim. İnşallah çekebilirsem sizin için orada çekerim. Güzel şeyler vardı. Biz gittiğimizde, yani 2 hafta önce gittiğimde bayağı bir güzel şeyler vardı. Ama biliyorsunuz ki pazarlar çok kalabalık olunca hem de bu saatte. Hop geldik. Artık arabaya doğru gidiyoruz. Telefonla çekiyorum çünkü. Neyse ben arabaya geldim. Arabamda bakayım lastikleri birinci kontrol ediyorum. Bazen çünkü salıyor. Biz geldik. Sesim geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ama. Haydi pazara. Şu. Bir neydi daha? Şu. Bir. Bakayım bileklerine. Hayır, çeliktir. Gerçek çeliktir bunlar. Kararmaz. Ha. Ne kadar? 50'şer lira. Hangisi? Hı. Bayağı bir yoruldum pazarda. Ne çektim ne çekmedim bilmiyorum.
Ama eve gidince bakacağım neler çektiğimi. Ha, çok fazla bir şey çekemedim tabii ki. Neler aldım neler, onları sonra göstereceğim zaten. Biraz bir eve gideyim. Ondan sonra bir kahve yapacağım bu sefer. Ki akşam yemeğim geldi artık, saat zaten 7 geçiyor şu anda. Bir bugün geç geldim. 2 saat ya da 1,5 saat civarında pazarda gezdim zaten, dolaştım. Birinci ürünlere baktım, inceledim. İşte hangisi daha güzel diye. Ondan sonra ikinci turda artık alışverişimi yaptım. Ve artık toplamaya başladılar zaten. 7'den sonra topluyorlar tezgahları. Ama çok güzel şeyler var. Eve gidiyorum. Orada görüşmek üzere. Yemeğimi hazırladım. Tavuk beyaz köz var. Tavada yaptım. Ondan sonra yer fıstığı ve pancar turşusu, kıvırcık marulla ve zeytinyağı sadece koydum içine. Birazcık limon sıktım ve tuz. Bu kadar. Bu benim akşam yemeğim. Yaklaşık 500 kalori civarında. Onu zaten uygulamada göstereceğim size. Birazdan onu da göreceğiz. Şimdi bana afiyet olsun. İkinci günde merhaba arkadaşlar, selam. Saat artık 5 oldu. Ama ben sabah ne yediğimi size göstereceğim. Tabii ki de şu anda izleyebilirsiniz. Sabah sadece bir tane kahve içtim. Onu zaten gördünüz. Şimdi 2 adet haşlanmış yumurta bu sefer yaptım. Peynir, tam yağlı ve tam yağlı kaşar peyniri koydum. Zeytin, gördüğünüz gibi salatalık ve bu sefer de yeşil biber, tatlı yeşil biber ekledim. Sağ tarafında zaten eklemiş olacağım toplam kaç kalori olduğunu. Siz de ona göre kendinizi hesaplayabilirsiniz. Zaten bu uygulamada paylaştım, önceden görmüştüm zaten birinci günde. Neyse arkadaşlar, ben şimdi kahvaltımı yapayım. Ondan sonra dün aldığım ürünleri paylaşacağım sizinle. Ne aldım, ne ettim diye pazarda. Bir de mağazadaki şeyleri, aldığım kıyafetleri, onları göstereceğim size. Çok güzel kot almıştım. Neyse arkadaşlar, ben yemeğimi yiyeyim, ondan sonra görüşüyoruz. Şimdi ne aldığımı size göstereceğim. Dün gösteremedim çünkü zaten geç geldim. Bir de çok yorgundum. Yemek hazırla, ondan sonra çocuklara da aynı şekilde başka bir yemek hazırladım. Ondan sonra baktım artık hava karardı. Yani kararınca da nasıl çekeceğim bilemedim. Işık da zaten bizim evde ışıklar da çok kötü. O yüzden ben bu tarafta kıyım çünkü telefon bir bu tarafa gidiyor, kamera bir bu tarafa gidiyor. Biraz bu tarafa dön. O beni takip ediyor sözde. Neyse arkadaşlar, aldım poşetleri burada. Hem Waikiki'den aldık, Defacto'dan da alışveriş yaptım. Onu da salı günü, pazartesi salı günü alışveriş yapmıştım. Burada da pazardan aldığım ürünleri, onları göstereceğim size şimdi. Hemen başlıyoruz. Birinci oğlumun tişörtünü göstereyim size. Şöyle pazardan aldım. 11-12 yaş için. Şöyle ışık da çok kötü vuruyor şu anda. Güneş tam bu tarafta vuruyor. Bütün gün zaten bu tarafta vuruyor. Ben biraz kamerayı şu tarafa alayım. Biraz bu tarafta kayacağım. Şöyle arkadaşlar, 20 liraya aldım tişört. Bir tanecik aldım böyle. Ondan sonra aldım bir tane kot var. Bu çok uygun bir kot. Yani 30 liraya kot düşünün yani. 30 liraya. 30 lira nereni vermiyoruz? Her yere veriyoruz yani 30 liraya. Ama kot almak 30 liraya imkansız. Zaten tişörtler olmuş artık 50 lira, 45-50 yani mağazalardan diyorum fiyatlara. Pazardan zaten çok uyguna tişört aldım. Biraz sonra göstereceğim size. Şöyle geniş paçalı. Ve şurası, burası dar. Üzerinde dar. Ama şu detay çok hoşuma gitti. Şu düğme, bir de burası böyle çapraz gibi geliyor. Tam söyleyemeyebilirim. Şu şekilde detayı. Ama hiçbir yerde hiçbir şeysi yok. Normalde böyle defolu ürünleri sanırım satıyorlar. Ama bu da gayet
şık, güzel bir ürün. Bunu her şeyle kombine edebilirsiniz. Yani tişört rengine göre her şeyi değiştirebilirsiniz. 30 liraya düşünün. Şu anda ben giyemeyeceğim. Tabii ki olmuyor. Çünkü denedim. Dediğim gibi olmadı. Ama bunu herhalde 2-3 ay sonra belki olur. Çünkü şu anda diyette olduğum için. Şimdiye kadar 7-8 kilo verdim zaten. Biraz devam edeceğim yani. Çünkü bayağı bir kilo vermem lazım. Şimdi gelelim. Neyse ben onu aldım ya. Rahatladım. Şimdi böyle bir tane çanta aldım. Günlük kullanmak için. Telefonum, bir de cüzdanımı koymak için. Şu tarz siyah çanta. Çünkü siyah her şeyle gittiği için. Görünüyor mu? Evet. Şöyle bir şey. Şöyle 3 tane üzerinde cebi var. Bir tanesi de önde cebi var. Askıları çıkartabiliyoruz. Yani kenarları. İsterse sadece cüzdan olarak da taşıyabilirsiniz. Ama çok yani çok istiyordum bu tarz bir şey almaya. Bu çanta 45 lira. Devam ediyorum çünkü zamanımız yetmeyecek. Yani çok uzun olmasın diye videoyu. O yüzden şimdi böyle bir takı aldım kendime. Hemen düştü. Şöyle küpe aldım. Hemen göstereyim. Bunlar da kararma yapmıyor, paslanmıyor. Şöyle. Şu anda telefonla çektiğim için böyle oluyor. Ama çok güzel, böyle küçücük küçücük beyaz taşları var şöyle kenarında. Şurası çok güzel. Fiyatı 30 liraydı. Dediğim gibi kararmaz. Altın renginde, böyle çok bilmiyorum ama böyle çok sarı değil. Orta sarı bir renkte. Çok güzel. Başka bir şey yok bu poşete. Şimdi sıraya ne geldi? Şimdi tişörtlerimiz bakalım. Şöyle bir tane tişört aldım, Mikili. O da large bedene aldım. Çünkü biraz geniş olmasını istiyorum. Kalıbı gayet geniş bir kalıp. Bu sefer beyaz seçtim. Oğlum diyor, sürekli siyah giyiyorsun anne, sürekli siyah giyiyorsun. Birazcık böyle beyaz tonlardan bir şey giy diyor. O yüzden ben de böyle bir şey aldım. Kol detayı bu şekilde. Bu da 35 liraya aldım arkadaşlar. Pazardan. Şu yanları şöyle şeyleri var. Kes yani. Şuraları şöyle bir detay var. Yani açılıyor kenarları. Bunu da tight'li giyeceğim. Yani tight'li giymek istiyorum yani bunu. Ya da şeyle de olabilir yani. Bakacağız. Böyle bir tane beyaz aldım kendime. İkinci tişört çok güzel. Bunu çok beğendim. Ön kısmını çok beğendim. Onu da 15 liraya aldım tişört gene. Bu da Hixlatch aldım. Çünkü kılıbı biraz daha dar. O yüzden böyle Hixlatch tercih ettim. Şöyle arkadaşlar. Resimi görünüyor mu? Şöyle tatile çıkmış bir tane kız. Ya da tatile çıkacak gibi. Çok güzel ya. Benim hoşuma gitti. Bunu Hixlatch, bir de 15 TL. Tişört için çok uygun. Gerçekten çok uygun. 15 lira nereni vermiyoruz. Yani çok güzel. Yumuşacık bir de şey, kumaşı da çok güzel, yumuşacık. Şimdi diğer şeylere gelelim. Bir tane daha tişört aldım. Yani 3 tane tişört toplam almış oldum. Bu da Hixlatch aldım. Bu da bedeni çok, yani kalıbı çok geniş bir kalıp. Kumaşı da böyle diril diril. Onu da 15 lira verdim. Bir tane de kısa tayt aldım kendime. Şöyle. Kısa. Bu da Hixlatch beden almışım.
şu anda 44 bedene düştüm. Yani 44 ile 42 arası giyiyorum şu anda. Beden olarak devam ediyorum ama normalde ben eskiden 36 beden giyiyordum. Yani 36-34 beden arasına giyiyordum. Eskiden, yani evlenmeden önce, 16 yıl önce. O zaman 52 kilodan üstünde hiç çıkmamıştım. Yani 49 ile 52 kilo arasında hep gidip geliyordum. O günler artık gelecek mi? İnşallah, ama 50 kilo değil de 55 en azından olayım. Gene şükürler yani. İstiyorum. Neyse, şöyle bir tane tayt aldım şimdilik giymek için. Pazarda bitti diyecektim ama bir de şey var. Bir de gözlük aldım, bir tane gözlük. Bu modeli çok hoşuma gitti. Şöyle arkadaşlar, yakından göstereyim. Şöyle altı leoparlı desenli. Şöyle şeylerin arkada da yine aynı şekilde çerçevede. Kahverengi tonda, şöyle yakıştı mı? Benim suratım çünkü yuvarlak olduğu için bir de biraz büyük. Yani küçük bir gözlükler takamazdım tabi. Çok kötü dururdu. Ama böyle geniş gözlükler daha hoş duruyor yani. Daha çok beğeniyorum. Çok güzel. Bir de rahat yani, burnumda tam rahat geliyor. Neyse, ben bunun sonuna toplarım. Şuraya bırakayım şimdilik. Onun fiyatı 100 TL. Dediğim gibi bilmiyorum. 100 TL'ye aldım arkadaşlar. Pazardan. Bir de şöyle bir tane şey aldım. Onu da göstereyim size. Gene takı. Sadece bu sefer gerdanlık. Yani kolye. Evet. Gerdanlık değil, kolye. Bu sefer kolye aldım. Onu da çok güzel. Modeli çok hoşuma gitti. Şöyle size göstereyim. Şu şekilde. Biraz daha yakından göstereyim diye geleyim. Şöyle arkadaşlar. Gene böyle küçük küçük taşları var. Görünüyor mu? Şu zincirin çok bayıldım yani. Bir de şu detayına çok hoşuma gitti. Küpelerle de aynı renkte. Gene böyle gold. Çok sarı değil, orta bir renk. Sarı ile gümüşün arasında bir altın rengi. Bunun fiyatı 50 TL arkadaşlar. Bunu da pazardan aldım. Şöyle takacağız artık bu yaz. Bu da kararmaz. Çelik sanırım bu malzemesi. Çelik, altı kaplamalı. Kenara aldı, koyalım. Şimdi gelelim. Gratis'ten bayağı bir indirim vardı. Aşırı, yani bakıyorum ki çoğu şey zaten raflarda yok. Onu bakıyorsun yok, diğeri bakıyorsun yok. O yüzden ben de boya aldım en azından, dedim. Şimdi boyamayacağım çünkü zaten beyazlarım çıkmış. Hangi renkten aldım? Çikolatalı kahve aldım. Eskiden biliyorsunuz hem kırmızı boyamıştım bir kere. Şarap kırmızısı boyamıştım saçımı. Daha öncesinde de buzlu kestane yapmıştım. O da gene koyu. Ama çok çabuk gene de işte saçım çok çabuk beyazlara büyüdüğü için mecburum yani. Boyamam gerekiyor. Biz şimdi bu hafta değil, haftaya Bulgaristan'a gideceğiz. Bilginiz olsun, artık bir sürü video gelecek Bulgaristan'da. Bu sefer sık sık video atmak istiyorum. İnşallah olursa. Bir de şöyle bir şey aldım. Bunu da ilk defa kullanacağım. Boncuk sır ağda. Şöyle. Bu da fiyatı inmiş. 24 lira mı, 22 lira mı, öyle bir şey aldım. Normalde 32-33 lira mı ne, öyle bir fiyat vardı. Ama bunun fişi yok herhalde, yok. Fişi bırakmamışız burada. Ama öyle bir şeydi, 20 liraya kadar, 22 lira mı, 23 lira falan bir şeydi. Dedim bunu da deneyeyim. Beğenirsem artık o şekilde yapacağım diye düşünüyorum. Şimdi mağazadan aldığım yani rüzgarı aldım. 12-13 yaş için aldım. Çünkü biliyorsunuz ki şu anda en hızlı uzayan dönemde onlar çok çabuk uzuyor, büyüyorlar. Tam 11 yaşına doldurduğun anda 13-14 yaşına kadar çok hızlı büyüyorlar. 1-2 yıl içinde, 3 yıl. Çok hızlı büyüdükleri için ben de 12-13 yaş için aldım. Yani şu anda boyu bir
52, bu da 1.52, 1.58. Yani bu sene seneye giyebilecek bir şey. Yani şu anda çok fazla şey almaya düşünmüyorum yani. Annem zaten almış Fransa'dan. Onlar da Bulgaristan'a herhalde şu anda yoldalar ya da artık varmış olabilirler. Konuşamadık daha. Şimdi aldığım diğer ürünleri de göstereyim. Bu da gene oğluma aldım. Şöyle bir gömlek aldım. Bu da gene böyle 1.50. Şöyle detayı görünüyor mu? Çok güzel kumaşta. Bunun fiyatı içindedir. 55 lira. Gömlek için gayet uygun bir fiyat bence. 55 lira. Ve böyle şeysi var burada, pipyonu. neyse, böyle bir şey aldım. Bir de onun altına için gene böyle bir tane kot pantolon. Yani pantolon kot benziyor birazcık böyle. Şu tarz bir pantolon aldım. Onun da fiyatı 60 TL olduğu için. Gene 12-13 yaş için. 1.52, 1.58 için mesela boyu. Bu da gene öyle. Bu sene seneye giyebilecek bir şey. Bununla beraber böyle kombin olacak. Çünkü bunu da aynı renkte. Zaten aşağı yukarı. O yüzden bu ikisini çok güzel bulacak. Bir de ayakkabıları da böyle lacivert koyu. Onlarla da iyi olur. Uyumlu olur. Şimdi kendime gene bir tane güneş gitti. Gene bir tane şöyle bir kot pantolon aldım. Gene de böyle geniş paçalı. Ama diğeri çünkü şimdi giyemeyeceğim için. O yüzden 5-10 kilo daha verirsen bu artık olmuş olacak bana. O yüzden bu şekilde aldım. Ama burada giriyor. Evet. Bunu giydim, denedim. Oluyor. Sadece önümü şuraya kapanması için, bu düğme kapanması için 3 parmak daha zayıflarsa tam olacak. 3 parmak ne oluyor? 4-5 santim kadar bir şey vermem lazım şimdi belimde. Bu girsin. Zaten göbeğim var daha hafif. O da gidecek inşallah. Bol bol su içiyoruz. Şöyle geniş paça. Zaten bu sene çok büyük moda, yani trend gibi bir şey oldu yani. Geniş paça. Her türlü pantolonlar var. Neyse arkadaşlar, bunun fiyatı söyledim mi size? Söylemedim. Bunun fiyatı 120 lira. Ve nereden aldım? Defacto'dan. Bu Defacto'dan aldım. 120 liraya arkadaşlar. Bir tane daha kot aldım. Onu da göstereyim. Bu biraz daha böyle kot pantolon gibi yani. Kumaşı. Tam kot değil. Kot pantolon gibi. Bu da 42 beden aldım. Bu da oluyordu bana. Bunu denedim. Gene aynı şekilde hem incecik hem de gene geniş paça. Bu Sevda ne oluyor böyle ya? 3 tane geniş paçalı. En sevdiğim şey yani. Geniş. Yaz günü mesela böyle yapışmayacak bir şey olsun istiyorum. Çok güzel bir pantolon. Bunun fiyatı söyleyeyim size, fiyatı 80 TL, gayet normal bir fiyat, 42 beden dediğim gibi, Waikiki'den aldım, 3 tane kot oldu. Görüyorsunuz ki pazarda bak 30 TL kot, daha değişik modeller olsaydı, mesela kısa şort olsaydı kısa şort alırdım, 30 lira bir şey değil. Bir de şeyleri vardı, kot ceketleri vardı, onları herhalde çekmedim, kot ceketi vardı. 2 hafta önce gittiğimde, ilk hafta gittiğimde 30 TL'ydi kot ceket. O kadar güzel kot ceketler vardı ki keşke o zaman alsaydım. Hem de uzunlar vardı, kısa. Hangisini istiyorsanız böyle rengine göre, açık mavisinden tutun, orta mavi, koyu mavi, beyazı, çeşit çeşit vardı ve 30'tu. Şimdi gittim baktım, birkaç tane model kalmış herhalde, insanlar görünce 30 TL'ye alalım herhalde demişler ki bitmiş. Bu hafta bakıyorum, dün gittiğimde baktım, sadece 2 tane 3 tane model kalmış. Bir de fiyatını 10 lira yükseltmiş. Mesela 10 40 TL olmuş.
Ama gene uygun. Normalde mağazalarda ben gittiğimde baktığımda 100 TL'den aşağı kot ceket yok mesela. 130-120 lira. Yani gayet uygun. Bir de şık, güzeller. Keşke alsaydım diyordum yani daha önceden gittiğimde. Keşke alsaydım o zaman. Şimdi diğer Seza'ya aldığım şeyleri göstereyim. Şöyle bir gömle. O kendisi seçti bu sefer yani. Ben hiçbir şey karışmadım. Kendisi seçti. Burada ne kalmış? Böyle bir plastik bir şey kalmış. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel bir gömlek. Yani palmiyeli. Böyle siyah beyaz istedi. Hicks Latch aldık. Hicks Latch Viscont modelinden bu. Fiyatı da 80 TL. Y2K'den aldık bunu da. O da böyle bolluk istiyordu. Yani geniş istiyor üzerinde dursun. Böyle yapışık sevmiyor o da. Bunu da içine giymek için şey aldık. Ayrı böyle düz tişört aldık beyaz. Gene el bedeninde. Yani dediğim gibi. Bu da fiyatını 36 TL arkadaşlar. 36 TL bu tişörtü. Bir tane de gömlek 80 TL zaten görünüyor burada. Bir tane de pantolon aldım. Şöyle kot pantolon istedi kısa. Şöyle bir tane de kot pantolon aldım. Gene böyle 34 bedenini almışız. Fiyatı da 70 TL. Şöyle bir tane. Bunu da gömleğin altına giyecek. Yine de tişörtlerle falan da giyebilir yani. Çok güzel, kaliteli. Onu da Waikiki'den aldık. Şimdilik böyleydi arkadaşlar. Akşam menümü sadece birazdan sonra onu da çekip ekleyeceğim birazdan. Siz zaten izlemiş olursunuz. İnşallah beğenmişsinizdir. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Akşam menümde balık var. Bu MasterChef'i izle. Herkes balık yapa canımız balık çekti. Bu akşam da balık var. Skumru almıştım. Tavada yaptım. Bol yeşillik, soğanlı ve yer fıstığı olduğu bir salata yaptım. Yanında da limon. Yan tarafta da sağ tarafta ekleyeceğim kalorisini.